Lan baba. İş yerine yeni bir eleman aldılar. 2 hafta falan oldu çalışmaya başladılar. Lan baba bir sorumsuz. Bir sorumsuz. Yemin ederim iş umrunda değil adamın neredeyse. Ha bugün de telefonu arıyorum arıyorum açmıyor. Tek başıma geldim koskoca şantiyeye. Başka adam da yok yanımda yardıma gelsin bana. Lan arıyorum ulaşılamıyorum arıyorum ulaşılamıyorum. İşe gelmeyeceği zaman bak bunu yapıyor tamam mı? Yani moruk gelmeyeceği zaman bir gün öncesinden haber ver doğru mu? Ya patrona haber ver ya bana söyle. Ona göre ben de gardım alayım çünkü biz beraber çalışıyoruz ya beraber sırtımızı dayı boşantıya giriyoruz. Hani patrona yamuk yapabilirsin ya bana da mı yamuk yapıyorsun ya oğlum biz işçiyiz lan beraber çalışıyoruz. Neyse. Arıyorum bunu sabah. Ulaşamıyorum. Aradım kaç kere ulaşamadım. En son evine bir kere almıştım. Tamam mı? Evinden. Evine gittim almaya. İşte evinde de tam bilmiyorum doğru düzgün. Yani evinden almadım. O dışarı çıkmıştı. Bir yerde bekliyordu. Ben de gittim buldum onu aldım yani. Neyse. Gene ee, gittim ben bunun evinin oraya. Yani işte bir önceki evinin oradan aldığım yere gittim. Lan orada zillere basıyorum. İşte zillere bakıyorum. Burada mı oturuyor? Burada mı oturuyor? Orada bir tane abla vardı ona sordum. Bir tane dayı çıktı ona sordum. İşte falancı kişi burada mı oturuyor? Yok. En son böyle artık beni kötü niyetli mi zannettiler bilmiyorum. Yani tabii dışarıdan gören adam kötü niyetli zannedebilir yani. Orada zillere bakıyorum işte onun ismi soyismi var mı? Bir de böyle camlar falan açık bağırıyorum işte ismini söylüyorum bağırarak. Mesela ismi ne olsun? Cabbar Hüseyin. Cabbar Hüseyin. <laughs> Bağırıyorum böyle dışarıdan. Camlar açık. Neyse. Birkaç tane adam böyle cam cama çıktı işte. Dedi oğlum dedi. Ne ayaksın lan sen dedi böyle bana. Ben de şöyle bir baktım oruk camdan. <laughs> Buyur abi dedim. Dedi oğlum ne arıyorsun lan sabah sabah burada dedi. Milletin niye rahatsız ediyorsun lan sen dedi. Haklı baba haklı. Dedim abi kusura bakma büyük hemen geri vitese taktım baba. Sikerim dedim elemanını da. <laughs> bindim arabaya gittim baba. Yemin ederim kendimi zor kurtardım yani. Lan baba neyi sabah sabah başıma gelen ya. Lan babam. adamdaki disiplinsizliğe bakar mısın ya? Ya de ki Hamza kardeşim ben gelemeyeceğim yarın. Ya bunu telefonunu kapatarak başaramazsın abi. Yani kurtulamazsın bu işin içinden. Aa telefonumu kapattım bana ulaşamasınlar. E yarın ne olacak? Yarın ne olacak abi? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer neresi? Kürtçü dükkanı değil mi abi? Yarın ne yapacaksın oğlum? Ben işe gelmiyorsam diyorum abi şöyle şöyle işim var rahatsızım kendimi hissetmiyorum. Adama bilgi veriyorum. Adam benim gelmeyeceğimi biliyor. Doğru mu Ama sen sabah oluyor adama ulaşamıyoruz yani. Yani bu bir değil iki değil abi anladın mı? Hani olur dersin hani uyuyakalmıştır. Herkes uyuyakalabilir. Telefonun şarjı bitip kapanmıştır. Alarm çalmamıştır mesela. Bu da bir ihtimal. Ama bu bir olur iki olur. Hani Tamam belki gene aynı şey olmuş olabilir. Alarmı çalmadı. Telefonun şarjı bittiği için. Ama dikkat edeceksin ya. Doğru muyum? Yani telefonunu şarja takıp uyumaya gayret göstereceksin baba. Şu anda koskoca şantiyede tek başımayım. Valla. Ulan ne sorumsuz insanlar var ya. Yemin ederim çok sorumsuz insanlar var ya. Ben var ya. Bak asla iş ahlakımdan ödün vermiyorum abi. Yemin ederim bak asla iş ahlakımdan ödün vermiyorum. Yani çalıştığın paradan mı memnun değilsin? Haklarını mı alamıyorsun? Bunu bu şekilde yansıtmayacağım baba. Diyeceksin ki ben bu şartlarda çalışamam diyeceksin ama sen iş yerinden para alıp bu şekilde muamele yapamazsın yani. Bak ben de bir işçiyim abi Patron olarak konuşmuyorum. Ben böyle yetiştirdim kendimi. Yani iş yeri sabah 9'da başlıyorsa abi ona göre uyanıyorum. Ona göre kahvaltımı yapıyorum. Ona göre her şeyimi ona göre planlıyorum ki işverenin hakkına girmeyeyim diye güzel kardeşim. Ama kimse de bu bilinç şuuru yok. Çoğunda yok ya. Vallahi çoğunda görmedim ben ya. Ayıp lan baba. İşçiye de mi dolu? Hadi patronu dolu. Ulan bir sırtırta verip giriyoruz lan bu şantiyeye. Ayıp lan baba. Bir de gittim mahallesinde daha yiyecektim az kalsın ya. Mahallede nasıl biliyor musun baba? Hayır. Hani... Gecekondu Mahallesi yani aşağılamak için söylemiyorum yanlış anlamayın sadece e, gittiğim yerden bahsediyorum yani sıkıntı bölge. Yok lan baba. Vallahi bir değil. Ben ne bileyim böyle gamsız değilim ya. Vurdum duymaz değilim. Doğdum doğal hep sorumluluk sahibi oldum anasını satayım var ya. Aslında var ya. Sanırım bir de o yolu hiç denemedim yani. Gamsızlık, vurdum duymazlık, umursamazlık. Hiç denemedim lan baba. Demek ki öyle hayat daha mı güzel? Vallahi merak ediyorum ya. Yani. Ama sen ben gamsız olamayız lan baba. Çünkü biz artık alışmışız abi. Yemin ederim yani karakterimize oturmuş bu adamlık diyeyim. Hani kendimi dövmüş gibi olmayayım ama adamlık karakterimize oturmuş baba. Ya bunu değiştiremeyiz yani. Vicdanımız el vermez lan baba. Yani şahsen benim vicdanım el, el vermez. Adam bana adamdan ben ekmek yiyorum. Telefonumu kapatacağım. Aa, aramasınlar, ulaşamasınlar bana. Ahlakım el vermez lan baba. iş ahlakım. Vallahi billahi yani... Vicdanım sızlar yani. Dediğim gibi gelemiyorsam, işim varsa... Abi işim var, şu var, bu var. Oraya gideceğim, buraya gideceğim. Haberini verirsin değil mi? Adam da... Bak dün onu yapsaydı... Benim yanımda adam olurdu. Ben tek başıma koskoca şantiyede... Çalışmazdım. Lan tehlikeli lan baba. Hani... Bırak tek başına ameliliği, işin zorluğunu. Lan başıma bir şey gelse ertesi gün bulurlar beni anasını satayım. O da leşimi bulurlar yani. Ya biz masa başı iş yapmıyoruz ki baba. Asansörcüyüz biz yani. Buradan adamla, adamlık mücadelesi verenlere selam olsun.